Hitap Bediüzzaman Said Müze Hazretleri 28 senelik hayatı hapishanedeydi bakın. Bu bayrak bu millete emanetin birinci askerlerini görün. Bir tanesi yalpa yapmamış. Bayram abi Isparta'da ziyaret etmişti, üstadın talebesiydi. Orada bir cenazeye katılmıştık. Bayram abiyle oturuyorduk. Bayram abi dedi, kitaplarda çok şey gördük. Kitaplarda görmediğimiz, duymadığımız özel anılarından birkaç tane anlatsan olur dedi. Ama hıçkırıklara boğuldu. Üç şey anlaştı, kısaca anlatıp geçeceğim. Yani bu millete Allah almadı elinden bayrağı. Dedi ki Isparta'da esiriz. Elimizde kelepçe var hepimizin. Üstadın ayağında da bir kelepçe var dedi bakın. Neden? Hızlı adım atamasın, kaçamasın. Bir de dedi, bizde birer kelepçe var, onda iki tane var, yetmedi diyor. Belki 10 metrelik bir zincirle sardılar, demir zincirle sardılar, bir kelepçe de ona attılar diyor bakın. Zinciri kaldıramazsınız, 50 küsur kilo diyor bakın. Zincirle bağlamak ne demek biliyorsunuz mu? Sırtına da yük yormuşlar, elini ayağında, kelepçe kaçmasın. İki tane tank yanında gidiyor. Bir tane, 5 helikopter var, biri üstadın kafasında gidiyor. Jandarma alayı da arkasında gidiyor. Üstadımız o halde, ifadelerine çok dikkat edin, gülmüş yazık. Ya benden korkuyorsanız, elimde kelepçe var, ayağımda kelepçe var, 50 kilo da demir yüklediniz, bir kelepçe de onda var. Hala benden korkuyorsanız, gülmüş yazık, iki tane asker koysanız fazla gelir diyor. Ama davamdan ötürü korkuyorsanız, 50 milyon olsanız havanızı alırsınız. İfadeye çok dikkat ettiniz mi? Bu vazifeli bir insanın ifadesi demektir. Normal şartlarda o vaziyette bir insan bu ifadeyi kullanamaz kardeşlerim. Bayram abi dedi, biz Isparta'dan Barla'ya Eğridir'e yayan gittik dedi. Anladınız mı ne demek? Eğridir'de o rampalarda patikada yürüyün. Uçurum 70-80 metre. Geldiler diyor uçurumdan giderken, birisi üstada bir omuz attı, küt gitti. Neymiş? Onun ayağı kaydı, ona çarptı, o da yuvarlandı gitti. Ölsün diye uğraşıyorlar. Bayram abi dedi, hapishaneye getirdiler. Vücudunun en az 8-10 yeri kırıktı. Tedavi ettirmediler dedi, ölsün diye. Uzatmak istemiyorum ama 28 senelik hayatında hiç gün yüzü görmemiş. 19 sefer de zehirlemişler. Siz doktorsunuz, bir gıda zehirlenmesinde insan ne kadar sancı çeker düşünün. Bir de bunu 19 sefer zehirleyin. Ama bu insan ne diyor? 130 parça Risale-i Nur'u ben yazmadım. Bunlar bana yazdırıldı. Bunlar Kur'an'dan süzülmüş lem'alar, reş'alar, şu'alar gibi okuyun. Risale-i Nur'ları bir sene dikkatli okuyan mezara imansız girmez. Mezara imanla giren nereye gider? Cennete gider. Ne demek biliyorsunuz mu bu? Allah bize diyor, siz Kur'an okuyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Bu arabaları güzel kullanamazsınız. Kayalara tosuyorsunuz. Alın 130 parça eser, 33 tane ayetin 20. asra bakan yönünü üstadın eliyle bize ikram eden Hazreti Allah bakın. Evet arkadaşlar, Risale-i Nur'lar bir sene okursanız imansız kabre gitmezsiniz. Allah bayrağı almıyorum sizden demek. Bu zat 60'ta öldü Urfa'da bir otel odasında. Evi olamaz mıydı? Yok. Efendimiz'i örnek almış bakın. Evi yok. Uzatmayayım, cebinde 4-5 tane sarı 25 kuruşu çıkmış ama eceliyle öldü. Ecel Allah'ın elinde, kimse can alamaz bakın, bunu iyi bilin. 66 İzmir Kestane Pazarı. Fethullah Gülen Hoca Efendi nöbeti devraldı. Allah bu milleti hiç yalnız bırakmadı. Ve çırakları başımızda bakın şimdi. Hoca Efendi Kestane Pazarı'na geldi. Mehmet Ali Şengül hocamızın ağzından aldığım nakil yapacağım. Benden değil ama tabi ifadeyi kullanırken kendim gibi konuşuyorum. Onun sözleri gibi kabul edin. Hoca Efendi geldi dedi, Kur'an kursunda 200 talebeyiz dedi. 11 yaşından 25 yaşına kadar talebeyiz. İlkokul mezunu 5, yaşımız 25. Hoca Efendi bir hafta ders işlemedi diyor.
hep odasından geçirdi hepimizi. Bir sicil oluşturdu. Adını, soyadını, memleketini, yaşını, tahsilini, Kur'an'da seviyesini hepimizi böyle geçirdi diyor. Bir hafta sonra salona 200 talebeyi koydu. 16 belletmeni de yanına aldı 25'likleri. Şimdi çocuklar dedi, içinizden bir tanesi imtihan ediyor. Mehmet Ali Şengül Hoca'yı imtihan edeceğim, hepiniz seyredin dedi. Mehmet Ali Hoca yaşın kaç? 25. Sen dedi kaç seneden beri Kur'an okuyorsun? 11 yaşında ilkokulu bitirdim, Kur'an kursuna geldim. Yaşım 25, 14 seneden beri Kur'an okuyorum. İyi dedi, o zaman seni bir imtihan edelim. Kur'an-ı Kerim'i açtı. Tahsilin ilkokul 5. Hafızım tak her yerden soruyor, küt indiriyorum, aferin dedi, güzel hafız. Bir daha soruyorum dedi, ortadan bir daha açtı Kur'an'ı diyor. Bir daha indirdim sayfayı. Mehmet Ali Hoca dedi, Allah bu sayfada ne anlatıyor? Anlat arkadaşların dinlesin. Lan oturdum diyor. 3-5 ayet meali verebilirim, öyle istemiyorum dedi, sayfayı anlat, anlatamam dedi işte. Sordum herkese, bu salonda var mı bana bu sayfayı Kur'an'da soracağım yerleri anlatabilecek? Kimse parmak kaldırmadı diyor. Kardeşlerim, 14 sene bir kitap okusanız, rica ederim içinden bir şey sorsalar bilmez mi insan? Anladınız mı ne demek bu? Çanakkale Harbi'nden 7 devlet buradan giderken ne yapmış anladınız mı? Kur'an'ı almışlar elimizden gitmişler ama elimizde var zannediyorduk. Bakın İngiliz'in oyunu bu. İngiliz avam kamerasındaki Churchill'in ifadesi, biz bu milleti silahla yenemezsiniz, bunlar ölürse cennete gidiyor, herkes balıklama ölmeye geliyor, biz ölürsek toprakta çürüyor. Nasıl savaşacaksınız bunlarla? Ellerinden bu kitabı alırsak yeneriz. Abilerim, 1900 senelerinde Anadolu'da 500 tane kolej var. Alman koleji var, İngiliz koleji var, Fransız koleji var, rica ederim Amerikan koleji var. Normal mi o tarihte bu? Elazığ Harput'a gittim çocuklar. Elazığ Harput'ta, ulan Alman senin ne işin var? Yamyam herif orada. O tarihte orada okul mu olur? Anladınız mı tabloyu ne demek? İşte kardeşlerim bu bize oynanan oyun demek. Harp devrimini yapan bizim çocuklarımızdı ama maalesef Grand Tuvalet geldiler. Çocuklar bizim, kafaları bizim değildi. Harp devrimi olduğu gün dediler bunlar gavur okulu, gavur harfi. 600 sene Kur'an okuyan bu millet buraya talebe verin vermedi. Siz dedi merak etmeyin Müslümanlara, biz bir okul yaptık, Kur'an kursları. Anadolu insanı biz dedi Kur'an kursuna verelim çocukları. İlkokulu okutuyoruz, çocukları Kur'an kursuna veriyoruz. Müslümanların çocuğu Kur'an kursunda okuyor, herkesin çocuğu normal okulda okuyor. Hoca Efendi kestane pazarında ne buldu anladınız mı? Kur'an kursundaki öğretmenler İngilizdi çünkü. Anadolu çocuğu Kur'an okuyorum zannediyordu, okuyordu. Hafızdı, sevabı var, yok değil ama böyle olmazdı. Okuduğunu hayata aktaramıyordu. Fethullah Gülen Hoca Efendi kestane pazarında 1966'da düşmüş olduğumuz çukurdan çıkarmaya geldim ben siz dedi. Bu kitap böyle okunmaz dedi. Bunu okuyacaksınız, anlayacaksınız, yaşayacaksınız, insanlar hayatınızda görecek dedi çocuklar. Böyle olmaz dedi. Var mısınız var, söz mü söz? Söz dedik hocam, o zaman sözse devam. Ortaokul kitapları getirdi, lise kitapları getirdi. Bir takım hadis getirdi, bir takım tefsir getirdi, bir takım meal getirdi. 66-74 sene bütün talebeyi ortaokula yazdırdı bakın. Belletmenleri de kendi önüne aldı, yetiştirdi. 4 sene sonra hadis bitti, tefsir bitti, meal bitti, orta bitti, lise bitti, lise mezunuyuz. Üniversite imtihanına girdik sene 70, üniversiteyi kazandık. Ege'nin 16 bölümü var, elinde 16 talebesi var. Her bölüme bir tane soktu, bir bölüme iki tane sokmadı bakın. En son bir arkadaş diyor, konservatuvara girecek. Arkadaş girmek istemiyor. Hocam benim puanım tutuyor, oraya girsem olmaz. Arkadaşlar bir yere olmaz. Ben sokacağım, siz giremezsiniz dedi. Girseydiniz benden önce girseydiniz. Ben hazırladım sizi, ben nereye istersem oraya sokarım dedi. İtiraz etmeyin dedi. Hocam ya ben hukuka girmek istiyorum. Ama sen güzel artist olursun dedi. Ben 4 seneden beri güzel rol yapıyorsun sen burada dedi. Oradaki arkadaşlarımız cehenneme mi gitsin dedi. Seni ben oraya iman ve Kur'an öğretmeni olarak koyuyorum dedi. Bakın ilk giren arkadaşlara okul kaç sene? 4 sene. Sizin okullar dedi 8 sene.
Her sınıfı 2 senede geçeceksin. 1 senede sınıf geçmek yasak dedi. Siz rehber olacaksınız gelenlere. Mehmet Tabancı 9 senede mimarlığı zor bitirdi. Mimarlığın kapısına adamın kimliğini, diplomasını koymuşlar. Bu adamı gelince kapıdan sokmayın, diploması verin, geri gitsin demişler. O dönemdeki yapılan hizmetlerden bir numara. 12 Mart 1971. Talebeler üniversiteye girdi. 5 ay sonra hocamız hapishaneye girdi. Suçu neymiş? Kur'an kursundaki talebeleri üniversiteye sokmuş. Suçu bu. Bu suç olamazdı zaten. Beraat etti. 5-6 ay yattı çıktı. Sene 72 çıktı. Ama sürgün. Edremit'e sürdüler. Sonra Manisa'ya sürdüler. Kestane pazarı yok. Hoca Efendi İzmir'i terk etmedi. İzmir'den gitti geldi bakın. Devamlı gitti geldi. Ama ne yaptı? Size bir şey anlatayım. Ben İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorum. Evim Bostanlı'da. Hasan Efendi dedi Karşıyaka'nın göbeğinde şehrin merkezinde 200 metre bir daire bul dedi. Oraya talebe evi yapacağız. 16 talebe var. Üniversitede okuyor. 16 tane talebe evi açacağız dedi. Tıbbın evi ayrı olacak. Hukukun evi ayrı olacak. Fiziğin evi ayrı olacak. Hocam dedik lüzum yok. 4 ev açsan biz arkadaşız. 4'er kişi kalırız bir evde. Çocuklar dedi ben size ev açmıyorum. Her fakülteye bir şube açıyorum dedi. Çocuklar oraya rahat gelip gitsin diye herkesin okulu gibi olacak evler dedi. İyi dedik. 16 ev tutuldu. Aksoy'da Aksoy Pastanesi'nin üstünde 4. katı tutmuştum. Hiç unutmuyorum bakın. Karşıyaka'da şehrin merkezidir orası. 200 metre, salonu 100 metre. Evi döşüyoruz. Evi döşeceğiz. Eşya yok ki o gün mütevellit yok, adam da yok. Hocam dedik, evi nasıl döşeceğiz? Sen efendim sizin eve gidelim bakalım dedi. Geldi bizim evi gezdi. 3 oda bir salon. Senin dedi kaç tane çocuğun var? 1 tane. Yeni evlenmiştim zaten. 2 yaşında çocuğum vardı. Hasan Efendi senin bir çocuğun var dedi. 3 oda bir salon. Senin evin biraz büyük dedi. Senin evi dedi 2 oda bir salon yapalım. Şu oturma odasını perdeler, kilimler, divanlar dahil oturma talebe evine taşıyalım. Sen 2 oda bir salonla idare et. Olur mu? Olur dedim hocam. Problem değil. Komple evleri her abinin evinden bir oda aldı bakın o gün. Himmet para istemedi ama evimizden eşyaları aldı. Hocam dedim mutfaktaki eşyalar sizin evde var Hasan Efendi dedi. Hocam dedim nerede var? 16 talebeyle bir de 4-5 kişi sizdiniz dedi. 20 kişiye sen salonda iftar yemeği verdin talebelere dedi. Evet dedim hocam. Hep mutfaktan evet. Hasan Efendi senin salonda dedi 3 kanatlı bir büfe var dedi. Dolap o kütüphane olması lazım ama senin dedi hiç kitabın yok. Hanımefendi oraya eşyaları sıralamış dedi. Baktım orada bardaklar var dedi. Tabaklar var. Çatal var. Bıçak var dedi. Bir de o çatal bıçak ne biçim dedi koca koca böyle valizlerin içinde dedi. Açmışın içine baktım ar yıldız yazıyor. Bir de çatal bıçağın kenarları sarı sarı altından mı onlar dedi öyle. Sen dedi 20 kişiyi dedi hep salonda ağırlarken dolaptan hiçbir şey almadın dedi. Sizin mutfakta dedi demek 20-25 kişilik malzeme var. Bunlar fazlalık. Senin eve bir daha 20 kişi gelmez Hasan Efendi dedi. Onları dedi biz talep evine taşıyalım dedi. Olur mu olur dedi. Dedi hanımefendiye benden selam söyle. Şimdi çeyizleridir. O belki biraz zor gelir vermesi ama hoca efendi bunları talebe evine istiyordu. Sana olmaz demeyecek dedi. Ama ne diyecek biliyor musun dedi. Ne diyecek dedi. Bunlar benim çeyizlerim diyecek dedi. Bu çatal bıçağı ben alsam eskileri göndersem. Hoca efendi dedi ki ben eski istemiyorum Hasan efendi. Dolaptaki ar yıldızları istiyorum dedi. Altın renginde olanları istiyorum dedi. Eve geldim dedim hatun hoca efendim olur dedi. Başladık paketliyoruz. Onun 5 dakika sonra jeton düştü. Ya dedi aklıma bir şey geldi. Ne geldi dedi. Dedi bu takımı dedi Almanya'dan teyzem getirdi. Bunu da dayım getirdi. İki kardeş gelince bunları verdiler. Şimdi gelirlerse görmezlerse ayıp olmaz mı dedi. Ben bunları alsam dedi mutfağa eskileri göndersek. Dedim hoca efendim markalar istiyor. Götürdüm. Bakın. Biraz hali vakti iyi olan abilerin evlerini gezerken de dedi ki sizin evdeki dedi buzdolabıyla çamaşır makineleri dedi eskimiş. Biz bunların eskilerini alalım dedi. Siz hanımefendileri yeni alın dedi. Evlerin buzdolabı ve çamaşır makineleri varıncaya kadar hep evlerimizdeki eşyalarla evleri düzdü 16 evi. Yalnız 16 evin perde arkasında yatan bakın
Cumhuriyet apartmanıyla karşı yakadaki derse ben getiriyorum. Cuma günü tıbbın dersini hiç unutmuyorum. Cuma akşamları tıplara ders yapıyordu. Fiziğin perşembeydi. Çarşamba kimyanındı. Her günün bir ders günü vardı. Ders günü hoca efendi eve geliyordu. Önlüğü takardı. Yemek yapardı. Maklube yapardı. Buhara pilavı yapardı. Erzurum'un dolma kadayıfı yapar. Bakın kadayıf dolması yapar. Bir de esnaf abileri gezer. Her evin bir odası da konfeksiyon dükkanı. Takım elbise, kravat, gömlek, ayakkabı bol olur. Talebeler geldiği gün dersten sonra, yemeklerden sonra fakir talebeleri yan odaya alır. Giydiriyor çocukları. Çocuklar kapıdan çıkarken kulağına eğiliyordu. Yan cebine küçük saplı harçlık koyarken, evladım haftaya gelirken okuldan yine böyle sevdiğiniz güzel arkadaşları getirin, yedirelim, içirelim. Abileriniz çok elbise gönderiyor, yabana gitmesin, onlara giydirelim diyordu. 3 gidiyor talebe, 6 geliyor. 6 gidiyor, 12 geliyor. Sene başında bir başladığımız evler, hiç mübalağa etmiyorum, sene sonunda her salonda 100 talebe vardı bakın. Böyle hizmet verirseniz ve hoca efendi ders günü kendisi yemek yapıyordu, eve kimseyi sokmuyordu. Hoca efendi gece de bulaşıkları kendi yıkıyordu o evde. Arkadaşlar o günün şartlarında her evde 100 talebe düşünün, 16 evi 100 ile çarpar mısınız? Üniversitede o gün İzmir'de, gavur İzmir'dir, İzmir'i iyi bilenler 1950 yıllarına gelin, 1960 yıllarına İzmir'e gelin, cuma günü camide iki saf olmaz. Vakit namazında bir imam olur. İki tane ihtiyar bulamazsın arkasında. Memur gibi o maaş almasa imam da gelmezdi. Şimdi 1500 tane fakültede namaz kılan çocuk İzmir'de. Çok normal değildi hadise bakın. Şimdi Haziran tatil oldu. Hoca efendi talebenin içinden 200 tanesine işaret koymuş. Hepsini saldı, 200'ü salmadı. Hocam memlekete gideceğiz, gidemezsiniz dedi. Hocam gidelim gelir olmaz dedi, gitmek yasak dedi. Ne yapacağız? Dedi ormanda dedi, bir dere kenarında dedi, bir çadır kurdum dedi. Köylü arkadaşlar dedi 200 tane kuzu vermişler dedi. Çocuklar dedi o 200 kuzuyu dedi yiyelim öyle gidin dedi. Bir piknik yapalım dedi. Olur mu olur. 200 talebeyle dağda kamp yaptı bakın. Kendisi yemek yaptı. Her gün 3-4 tane kuzu çeviriyorduk orada. Şimdi 2 ay böyle kamp yaparsanız hoca efendiler. Okulların açılmasına 1 ay var. Hepsini izine gönderdi 10 gün. Geleceksiniz dedi. 150 tane ev açacağım. Sizleri evlerin başına imam kuracağım dedi. 150 tane ev açacak ikinci senenin sonu. Bütün talebeyi gönderdi. Esnafı topladı. 94-95 kişiyiz. İzmir'in tamamen külli hepsi o kadar. Dedi bana 150 tane ev lazım. Herkes şehri geçsin. Şehrin merkezi yerlerinde en lüküs dairelerden 150 tane daire istiyorum dedi. Size bir hafta müsaade. Bir hafta sonra bir toplantı yaptı. 60 kusur ev bulduk. 150 ev yok. Ben dedi 60 istemiyorum, 150 istiyorum, 90 daha istiyorum dedi. Hocam bulamıyoruz, talebeye ev vermiyorlar. Çok sıkıntı var yani. 60'ı zor bulduk zaten. Evlilere veriyorlar. Bu salonda dedi ev sahipleri parmak kaldırsın. 90 tane adamın hepsi el kaldırdı. Herkesin ev varmış. Ulan dedi ev yok diyorsunuz. Hepinizin ev varmış dedi. Hadi siz kiraya çıkın evleri bize verin dedi. Madem millet vermiyor siz bize verin dedi. Herkes öyle durdu kaldı. Hiç tahmin etmedi bu ifadeyi. Bana dedi 3 gün içinde 150'ye tamamlarsınız, tamamlamazsanız herkes kendine ev bulsun. Ben evlere yerleşeceğim dedi. Çocuklar geliyor dedi. 1000 kusur talebe evimize gelen çocukları ben bir daha sokakta bırakmayacağım dedi. Evimize gelen 1500 talebeye ev hazırlıyor bakın. 200 arkadaşı da hazırlamış evin başına koyacak. Ondan sonra evleri hazırladık. Şimdi bakın tabloya bakın. Hiç kimse hayal etmiyor. Evleri bitirdik. Bu çocuklar eve bakamaz ki. Gelene de bakamaz. Hasan efendi gel buraya dedi. Geldim yanına. Salondayız böyle. Karşı yakadaki evde senin eşyalar var dedi. Evet hocam dedim. Al dedi bu ev senin olsun. Ya hocam dedim benim evim nasıl olsun? Hizmete verdik dedim eşyaları. Hasan efendi al çocuklar da senin olsun dedi. Ya çocuklar da benim olsun dedim. Hasan efendi anlamayan mı dedi. Pazara giderken artık bir eve gitmeyeceksin. İki pazarlık gideceksin. İki çantala gideceksin dedi. Bu evdeki çocuklara da sen bakacaksın dedi. O zaman anladım hocam dedi. Bütün evleri abilere böyle taksim etti.
Biz 80'e kadar hiçbir talebeden ev parası toplamadık, kira toplamadık. Hep halkımız evlere gelen çocuklara biz baktık. Evimizde bana başladı 5 tane ev verdi. Artık esnafı kotluyordum pazar günleri, pazarcılarda çantalarla talebeye himmet topluyorduk. Parayla bakacak halimiz de kalmadı. Kardeşlerim, ilk günlerde evlerimizde kalan talebe Anadolu'dan gelen bütün fakir çocuklara baktık. Bir kuruş para harcatmadı hoca efendi. 150 ev arkadaşlar normal değil ki ya. 150 evi, evi hocam evi nasıl düşün? Gel dedi sizin eve gidelim bakalım dedi yine. Geldi bizim eve. Hasan efendi boş odayı arıyorum dedi. Hocam dedim sen boşattın biz her gün doldurduk. Senin evin senin demek durumun iyi dedi. Ben bu sefer iki oda alıyorum sen yine doldurursun dedi. 150 evi de böyle döşedi. Şimdi evlerinde sizin birer ev döşenir mi döşenmez mi? Hepinize sorayım ya. Çok rahat birkaç ev döşeriz. Kardeşlerim o günkü şartlarda hoca efendi en ince teferruata kadar her şeyi kullandı bakın. Şimdi böyle olursa hanımefendiler de var bir şey anlatayım. Evler dersi almıyor. Hoca efendi herkes dinlemek istiyor. Hoca efendi Bornova'ya geldi vaiz olarak. Bilerek geldi oraya vaiz. Bornova'da üniversite var. Talebeler camiye rahat gelsin. Bir saat önce geliyordu. Bir saat vaaz ediyordu. Ev derslerini iptal etti. Camide sohbet başlattı. Cuma günleri. Hanımefendiler bir mektup yazmışlar. 5 sayfa. Hocam siz erkeklere konuşuyorsunuz. İyi güzel. Hanımlar da talebe. Biz de seni dinlemek istiyoruz. Biz nasıl dinleyeceğiz seni? Hep erkeklere ders yapıyoruz. Biz seni dinlemek istiyoruz. Mehmet Hoca dedi, biz bunu hiç düşünmedik dedi. Hanımefendiler de bizi sohbet istiyorlar, ne yapalım? Müftülüğe müracaat edelim. Bu camide geri gece soru sohbet yapalım dedi. Gece olunca okullar kapanmış olur. Talebe kardeşlerimiz, hanımefendiler okulun caminin balkonuna gelsinler. Akşam soru sohbeti çıkaran hanımefendi kardeşlerimizin Hoca Efendi yazılan mektubundan sonra Hoca Efendi gece soru sohbette caminin balkonuna hanımlar geliyordu. Altına da erkekler, sohbet böyle başladı. 76'dan sonra 77'de. Şimdi kızlar güzel çalışıyor. Caminin balkonu almadı. Bir mektup daha geldi Hoca Efendi'ye. Hocam dedi balkona sığmıyor sokaklarda kalıyoruz. Caminin alt tarafında bize biraz yer ayarlasan. Caminin yarısına perde gerildi. Ashab-ı Suffe gibi bakın. Örtü gerildi. Yarısı hanımların caminin yarısı erkeklerin oldu. 6 ay bir sene geçmedi orası da almadı. Hoca Efendi dedi. Kadınlar camiye kızlar gelmesin dedi. 10 sayfa mektup. Hocam biz daha 1,5-2 sene oldu geliyoruz. Erkekler gelmesin biz gelelim dediler. Hoca efendi dedi bunlara laf anlatamayacağız dedi. Mehmet Özgürt Hoca'yı özel odasına aldı. İzmir'de tekil müdürü Osman Berberoğlu vardı. Elektrik şebekesinin müdürüydü bakın. Onu da odasına aldı. Ben getirmiştim karşıya kadar. Osman efendi dedi siz Mehmet Hoca'la iyi anlaşın dedi. Sen dedi Tekin bir tane resmi arabasını ver buraya bize dedi. İki tane de şakit ver dedi. Bu camiden dedi hanımefendilerin evlerine, talebe evlerine dedi. Birer kablo, birer hoparlör koyun. Kızlar kız evlerinde toplansınlar dedi. Biz bu camide erkekler olsun ama onlar da bizi dinlesinler dedi. Öyle olur mu? Olur hocam ben ayarlarım dedi. Hakikaten tekten bir araba verdi. Camiden evlere kablo çekiyorlar boyuna. Arkadaşlar şimdi kızların evine çek. Hanımefendiler evlerde onlar da istiyor. Halk evine çek, çek Allah çek. Osman abi dedi ya 2 senedir kablo çekiyorum bitiremedim dedi ya. Binlerce eve kablo çektim dedi. Bir fark etmişler kardeşlerim. Uzatmak istemiyorum. Hocamızın tayini o camiden başka camiye çıkardılar. Çok sıkıntılar oldu. Kabloların arkası önünü bulamadılar. 12 Eylül oldu ondan sonra zaten. Şimdi aranıyor hoca efendi. Sıkıntı var. İzmir'de evler basılıyor, yurtlar basılıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok da girmek istemiyorum ama ben 3 sene kaçtım bakın. En az 50 tane ev taşıdım. Gece 12'den sonra. Ayakkabılarımı çıkarıyordum. Takip ediliyorsun. Sıkı yönetim var. Sessiz böyle yalmayan apartmanın içinden evleri kaydırmaya uğraşıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Çok sıkıntım bir yerde kıstık kaldık. Evi taşıyamadık. Basılmak üzereyiz. Geldim hoca efendim. Hocam da aranıyor. Gizli görüşüyoruz. Hocam dedim çok sıkıntı var. Bu akşam böyle bir sıkıntı var. 3 ev çok kıstık bir şey de yapamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Çok alternatif çocukları çok hızlı bakın. Ha
Hasan Efendi dedi, şu üç abiye git benden selam söyle dedi. Söverim. Üç abiye git selam söyle. Dedi ki o abileri al, onlar ailece al talebe evine yerleştir. Talebelere o ailenin evlerine yerleştir. Abilerine söyleyin evler basacak bilsinler dedi. Hemen gece bir saat içinde yalnız insanları değiştirdik evlerden. Basılmış, aa dedi biz ya, aile kalıyor. Evet aile, Allah Allah biz yanlış mı geldik dediler, geri döndüler bakın. O abiler bir daha evlerine gelmedi, evleri hizmete verdiler. Kardeşlerim o sıkıntılı dönemlerde bunlar yaşanırken evler basılıyor, yurtlar basılıyor, okuldan atıyorlar çocukları. Hoca Efendi çok canı sıkıldı. Bakın tam 6 ay belini doğrultamadı, böyle çengel gibi gezdi. Böyle düz olamadı, yere bakıyordu. Bunlar dedi beni felç edecek. Bu çocukların okuldan atılmaları beni bitiriyor dedi. Ben bu çocukların okuldan atılmasına tahammül edemiyorum. Arkadaşlar 20 kusur bin talebeyi 67 vilayetteki fakültelere yatay ve dikey geçiş yaptırarak çocukların okullarını dondurdu. Okullarını bir sene geri kalsın ama eğitim geri kalmasın dedi. 67 vilayetteki fakültelerin her bölümüne 3'er 5'er tane gönderdi. 3 sene içinde yaptı. 80'den 83'e kadar. 83'te İzmir'de Bornova'da Ahmet Akdoğan'ın evi basıldı. Eğitimdeki öğretmen Mahmut Akkan'ın abisi. Orada son toplantıda ama ihbar edilmiş. Hoca Efendi gelirken arabanın tekerleği patlıyor. Gelince bakıyor her taraf polis. Bütün abiler içeri girdi. Çıktılar. 45-50 gün sonra beraat ettiler ama hepsini devlet memurluğundan atmışlardı. Hoca Efendi onlarla bir yere topladı ama çok acı tablolar yaşandı o gün. Mehmet Özgürt hocamızdan Mehmet Şengül hocamız oduya yürüyerek gelemediler. Ayaklarının altları patlaktı, kemikleri görünüyordu. Bunlar sürünerek girince, kucaktırdılar içeri getirince, Hoca Efendi düştü bayıldı. Dedi çocuklar, şu halinizden şunu anlıyorum. Demek benimle ölmeye varsınız, dönmeyi düşünmüyorsunuz. Siz hapishaneye girince ben sizin kıymetinizi o gün anladım dedi. Ben 3 seneden beri hep evinizde saklanıyormuşum. Siz hapishaneye gelince benim İzmir'de hiç dostum yokmuş dedi. Kimse beni evine almadı dedi. Ben sokakta kaldım dedi çocuklar. 2 gün parkta kaldım dedi. Olmadı. Şehrin merkezinde aranan bir insan olamaz parkta dedi. Koz Ağaca gittim Buca'da dedi. Dağda bir mağara buldum dedi. Oraya yerleştim. Paltomu sattım. Teybimi sattım. Kuru ekmek yediğim dediği tarih o tarih bak. Kasetlerde bu ifadesi var. Şimdi ben Allah'ıma teşekkür ediyorum dedi. Şimdi Anadolu'nun 67 vilayetine çocuk gönderdim. Ne haldeler bilemiyorum dedi. Allah da sizi devlet memurundan attı, önüme koydu. Ben istediğim yere gönderebilir miyim siz dedi. Gideriz dedik hocam. O zaman kura çektim. Herkese çekti kurayı. 67 vilayeti arkadaşlara böldü. Mehmet Özgürt hocamızdan Mehmet Ali Şengül hocayı kuraya sokmadı. Elini böyle yaptı. Ben dedi Erzurumluyum, Erzurum plakası 25. Birinci görev yaptığım yer İzmir 35. İkinci görev yaptığım yer Manisa 45. Şimdi benim tayinim Samsun'a çıktı 55. Ben nasıl gideyim dedi. Kendi yerime Mehmet Ali Şengül Hoca'yı Samsun'a gönderiyorum. Mehmet Özgürt Hoca'yı da Diyarbakır'a gönderiyorum. Ve Anadolu'yu bütün abilere taksim ederek dağıttı. Hoca Efendi de 83'te bu hadiseden sonra İzmir'i terk etti. 67 vilayette gezerken hep bu abilerin evlerinde saklandı yine. Aranıyordu çünkü. Ama hadiseye çok dikkat edin. Allah İzmir'i Türkiye yaptı bakın. Bütün fakültelere dağıttı. Yani şunu şöyle anlamanızı rica edeceğim. Mescid-i Nebi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırladığı iman ve Kur'an öğretmenlerini dağıttığı gibi anlayın. Kestane Pazarı 16, 16 kabile gibi fakülteleri. 80 ihtilalinde haritada Türkiye'de ne kadar fakülte varsa hepsine yerleştir bakın. Şimdi Özal Başbakan, Hoca Efendi serbest kaldı, geldi Altunzade'ye yerleşti. Sene 89, geldik torba çektiriyor. Baktım torbada 20 devlet var. Arkadaşlar Amerika var, Almanya, İngiltere, Fransa, bütün Balkan ülkeleri,
Azerbaycan'dan Moskova'ya kadar, Çin, Japonya, Kore, Vietnam, Burma, Kamboçya, Tayvan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil torbada sene 88-89. İlk olarak dedi ki arkadaşlar, Samanyolu Yamanlar Koleji dünyayı yenmiştir. Samanyolu Koleji dünyayı yenmiştir. Fatih Koleji dünyayı yenmiştir. Sizin çıraklarınızın bileğini kimse bükemiyor. Bu okullar sizin yol haritanız olsun. Gidin dünya devletlerinde bir zemin araştırması yapalım. Hangileri müsaitse oralarda bu okullardan açarak o milletlerin çocuklarına sevdiğimiz Allah'ı ve Resulü anlatma adına bu okulları, bu yol haritası kullanalım. Olur mu? Olur. Sene 88-89. Arkadaşlar 98-97-98. Alın. 28 Şubat'a kadar devam edin. Tam 10 sene dünyanın bütün milletlerine adam gönderdi. Er Risale'yi çok dikkat edin. O atlıların almış olduğu nameler, devlet başkanlarına gönderilen elçileri hayal edin. Hoca Efendi'nin yapmış olduğu harekete çok dikkat edin bakın. Önce Anadolu, İzmir. İzmir, kestane pazarı. Ondan sonra üniversite, İzmir, Türkiye. Türkiye, dünya oluyor bakın. Hangi mevsimde, hangi tarlaya ne tohum atılır? Ve bunların sulanması için ne lazım? Bu Anadolu insanı lazım. O zaman bu Anadolu'da bu iş çok mükemmel olmalı ki dünyayı sulayabilesin. Sen zamansız oralara göndersen besleme yapamazsın. Lojistik desteklerini burada hazırlarsan gönderdiğin her çırağını takviye edebilirsin. İşte 90-2000 hadisesi de bunu anlatıyor. Kardeşlerim, ama giderken kolay olmadı. Ben bir şey anlatayım. Azerbaycan'da 97 değil, ilk Orta Asya çıkışından bir numune anlatacağım. Saat 13:15 geçmiş ya. Ben de çok biraz gevşek gidiyorum ama kusura bakmazsanız rahat böyle detaylayarak içeyim. Ama yoruldusanız biraz kestirmeden de gidebilirim. 10:30 dedim ama 11'e inşallah bitireyim, söz vereyim artık. Çünkü dağılma da anca olur. Herkes evine gidecek, anca olur. Yarın da vazife vardır. Arkadaşlar, Azerbaycan'da Orta Asya'ya çıkışın bir tanesini anlatsam yeter. Bir de Uzak Doğu'dan anlatmak istiyorum. Bir de Amerika'dan anlatacağım, bitireceğim zaten. Çok uzatmak istemiyorum ama biz gittik ama bizi karşılayan kim onu da görün. 97 Azerbaycan'dayım. Ali Bayramlı şehrinde protokol okulu yapmak üzere Hoca Efendi üstlenmiş. Ben de Nil'in fabrika müdürüydüm. İzmir'deki matbaanın başında müdürdüm. 88-98 orada müdürlük yaptım. Gittim oraya bir sene okul inşaatına bulunmak üzere. Altın üzerinden Hoca Efendi elini öptüm. Hocam dedim, Azerbaycan Ali Bayram şehrine gidiyoruz okul yapma, 10 arkadaşla. İyi dedi. Hasan Efendi dedi, Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Mirdahmet var dedi. Bizden selam söyle, şu hediyeleri ona ver dedi. Ben 97'de gittim, Bakü'ye indim, üniversiteyi buldum. Üniversitenin profesörü baktım, adam üniversitenin rektörü. Hoca Efendi'nin hediyeleri verdim, selamları var dedim. Adam bir ayağa kalktı, düğmeleri esas titriyor adam, ayakta duramıyor. Allah'ım dedim, bu adama ne oluyor? Telefonla evi aradı. Hanımefendiye dedi ki, benim Türkiye'den konaklarım var, sofrayı hazırla, eve getiriyor. Dedim, bizim işimiz var, işiniz yok dedi kardeşim. Siz oradan buraya misafir gelin. Bu akşam ben de yemek yiyin, ondan sonra ne işin varsa görün. Ben de sizi salmıyorum. Bizi arabaya koydu, evine götürdü. Sofraya oturduk, hiç mübalağa etmiyorum. O 2 saatte eve gittik. Sofrada 50 çeşit yemek var. Tahmin edemezsiniz. Eğer Orta Asya'ya gittiyseniz bir konak ağırlamasını orada görebilirsiniz. Şimdi bir de üniversitenin başında bir hoca olunca böyle bir salon hazırlamış yemek. Salona oturduk sofraya. Dedi ki, bakın ben hep konuşacağım. Benim lafımı kesmeyeceksiniz dedi adam. Başladı adam. Arkadaşlar dedi, bakın ben dedi Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'da 7 milyon Azeri var dedi. Ben dedi evimdeyim. Gece dedi saat 11:30-12'ye geliyor. Tık kapı açıldı. Evinde bize anlatıyor. 2 metre boyunda dedi bembeyaz elbiselerden bir insan girdi. Geldi Mirdahmet dedi. İsmimi de biliyor. Sarıldı alnımdan öptü. Ben sizin peygamberinizim dedi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın benim Türkiye'den buraya kardeşlerim gelecek. Siz onları bu evde misafir edin.
Onlarla sizleri kardeş yapıyorum. Ama sen onları burada koru ve gözet ve onlara yardımcı ol. Gitti diyor. Biz sabaha kadar yatmadık dedi adam. Yündük, yıkandık, evimizi temizledik, sofraları hazırladık. Sabahleyin ben aşağı indim. Kapıları bir açtım. Allah, kapının önünde 14 tane adam var. Buyurun içeri. Girmiyorlar içeri dedi. Mehmet Ali Hoca da işlerinde bakın. Buyurun içeri, gelmiyorlar. Ya Allah Allah, ulan biz bu adamı tanımıyoruz. Bakü'ye yeni geldik. 2000 kilometre yol gitmiş karadan. Bir otel bulacaksınız. Arabayı bırakıp gelmişsiniz Bakü'de otel ararken kapının önünde buyurun içeri. Avludan baktık diyor, masalar var, yemekler var. Aklımıza şu geldi. Herhalde burası düğün evi. Bu adam karşı ailenin akrabalarını tanımıyor. Bizi onları zannediyor. Hadi gelin dedik, çaktırmadan düğüne girer gibi oturalım. Düğüne gelenlerle tanışırız. Belki derdimizi anlatacak insan buluruz diye. Adamın ısrarına binaen geldik masaya, sofralara oturduk diyor. Adam geldi, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nereden gün? Türkiye'den. Herkes, bütün aile hıçkırıklara boğuldu diyor. Adam kalktı, Allah aşkına dedi. Ali Bayram Azerbaycan'da dedi, 7 milyon Azeri var dedi. Siz benim evin önüne nasıl geldiniz dedi bu sabah. Öyle böyle dedi, gelemezsiniz. Ağlıyoruz, anlamadınız, anlatayım dedi. Dün akşam biz evimizdeydik dedi. Gecenin geç vaktinde dedi, 2 metre boyunda bembeyaz elbiselerle bir zat geldi. Bize dedi ki, ben sizin peygamberinizim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın benim Türkiye'den buraya kardeşlerim gelecek. Herkes yıkıldı yere diyor bakın. Adam toparlandı. Anladınız mı şimdi bizim ağlamamızı, sizin ağlamanız ne? Efendimiz dedi ki, hadi tanışalım, bizi kardeş yaptı. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Siz neye geldiniz? Tanışıyoruz, öğretmen, 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 talebe, talebe, talebe. Allah Allah dedi adam. Ben de üniversite direktörüm. O zaman ben size yardımcı olabilirim. Neden geldiniz? Bir okul. Olur dedi adam. Bakü Türk Koleji'ni adam, üniversitenin bir binasıydı, boşaltmış, binayı bize verdi. Bakın. Nasıl yardımcı oluyor? Okulu yaptık. Okulu diyor tamir ediyorlar. Tuvaletlere kapı takıyorlar. Üniversitenin okulunda arkadaşlar, tuvaletlerin, banyoların kapıları yok bakın. Kapı taktılar diyor. Niye takın? Sonra görürsün dediler diyor. Binayı restore ettiler. 100 talebe verdim diyor. Dedi, mevzuatı bilemezsiniz. Okulunuzun genel müdürü olayım. Resmi evraklarınızı takip edeyim. Siz de bizim çocukları okutun. 3 sene sonra okulumuz altın madalya aldı diyor. Haydar Aliyev Reis-i Cumhur, gel buraya dedi bana. Mirdamet, ne güzel iş yaptın. Biz tarihte böyle başarı görmedik. Azerbaycan bayrağı gökyüzüne dikildi. Bütün dünya bizim bayrağı seyretti. Bizim marşımızı dinledi. Bu okuldan bize az gelir. Azerbaycan'ın şehirlerinde bu çocuklara birer okul daha verelim. Bizim çocuklarımızı bunlar okutsun. Adam dedi, Haydar Aliyev, sizin Reis-i Cumhur Özal geldiğinde bir millet iki devlet sözünü kim söyledi biliyorsunuz mu dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizi ben kardeş yapıyorum dediğinde ben bu hadiseyi bizim Reis-i Cumhur'la, sizin Reis-i Cumhur'a anlatmıştım o gün dedi. Bu ifadenin arkasından onlar da kalkıp bu ifadeyi kullandılar dedi. Bir millet iki devletin perde arkasında bu milleti o milletle kardeş yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi okulumuz altın madalya alsın. Kazakistan gel bizde de aç. Tacikistan gel bizde de aç. Moskova gel bizde de aç. Allah aşkına Moskova'da 97 senesinde gel bizde de aç. Burada 28 Şubat oldu mu olmadı mı? Birileri rahatsız tabii. Dünya rahatsız. Kim rahatsız? O gün Çanakkale'ye saldıranlar rahatsız. Bu millet dünya kamu vicdanı tarafından sevilmeye başladı. Moskova diyor ki Allah yoktur diyen bu devletin şu anda müftüsü var bakın. Ama istediğin kadar kolej açabilirsin. O gün hoca efendi burada sıkıştırıldı. Ama büyüğümüz dedi ben gidiyorum. Bu Fethullah Gülen'in okulları değil. Bu Anadolu insanı yapıyor, bunu bana fatura etmeyin dedi. Buradan giderken yazık ağlayarak gitti. Ve gitti. Beni dedi bu işte malzeme, mahkemeye malzeme kullanamazsınız. Bu milletin hizmetinin önünü kesemezsiniz dedi. Ben gurbette yaşarım dedi. Vatanı terk etti gitti. Kardeşlerim, Mehmet Ali hocamız biliyorsunuz o gün 3-5 abimizin adı geçti mahkemelerde. Kendi yerine veliaht bunları bıraktı. Şimdi bunlar devam ettirdi.
Hoca Efendi onları yanına çağırdı. İsmail abi yanına aldı. Aymaz abi Avrupa'ya. Naci abi Orta Asya'ya biliyorsun. Gazetenin ve STV'nin müdürüydü. Mehmet Hocam sen de git Avustralya'ya. Mehmet Hocam buradan Avustralya'ya gönderdi. Bakın. Avustralya'ya gitti. Evini tuttu. Oradan Amerika'ya gitti. Geldi. Çoluk çocuğunu götürecek. Hocam dedim nasıl ya dedi. Hasan Efendi sorma dedi ya. Hoca Efendi gittim yanına aldı. Bütün arkadaşları dağıttıktan sonra. Mehmet Ali Hocam dedi. Benim tayinim Çin'e çıktı. Ben nasıl gideyim Çin'e dedi. Benim yerime senin tayinin Avustralya'dan Çin ve Pasifik senin olsun. Ben de Amerika'da Efendimizin dini üçüncü sırada, Efendimizin dinini Amerika'da birinci sıraya getirmeden ben de buradan ayrılmayacağım dedi diyor. Ve Mehmet Ali Hocamıza demiş ki, Mehmet Ali Hocam sen kendin git. Hanımefendiyi oraya götürme. Ailece gidecektin gitme demiş. Sana orada 16 devlet veriyorum uzak doğuda. O zaman sevamlı doğu devletlerde gezeceğin için hanımefendi Türkiye'de kalsın. Kardeşlerim hocamız buradan gidiyordu. 3 ay oralarda kalıyor. 1 ay Amerika'da kalıyor. Ya 4 ayda 5 ayda bir senede 2 sefer gelip burada hanımını ve çoluk çocuğunu görüyor. 5 çocuğu vardı. Müsaade ederseniz burada bir hadise var onu da anlatmak istiyorum. Hanımefendi kardeşlerimiz de bilmesinde fayda var. Bir gün hocamız yurt dışından geldi, havalandan aldım. O zaman Ahmet Kara vardı burada, bakıyordu. Havalanda arkadaşlar 4,5 ay sonra gelmiş, Anadolu'ya girmiş. Havalandan Ahmet Kara dedi, Mehmet Ali Hoca'yı alı, götürdüler. 2 gün toplantı var, götürüyorum. 3. gün evine gider dedi. Havalandan evine salmadılar, toplantıya götürdüler. 2 gün toplantıdan sonra eve geldik. Ahmet Hoca elinde bir liste verdi Mehmet Ali Hocama. Baktım listede arkadaşlar buradan çıkacağız Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Alanya, Alanya, Konya, Ankara, Ankara, Samsun. Normal bir program. Adam 4,5 ay sonra gelmiş buraya, evine girmeden bu programları yapması lazımmış. Şimdi toplantıdan eve geldik. Ne dedi hocam? İçeriden yengeye seslendi. Hatun dedi. Bana bir valiz hazırla dedi. Yarın dedi ben böyle bir Anadolu içine çıkacağım. 16 gün falan gezeceğim. 2 gün sonra da tekrar döneceğim dedi. Yenge hanımın sigortaları attı. Küt kapıya geldi. Hiç yapmadı bir şey. Hafız dedi. Biz evliyiz. Senin haberin var mı dedi. 5 tane de çocuğumuz var dedi. Unutmuş olabilirsin herhalde dedi. Bu 5 tane çocuğun bir sürü problemi var dedi ya. Ben 4,5 aydır 4 gözle seni bekliyorum. Geldin şimdi yarın bir valiz bulayım ben gideceğim diyorsun. Ben sana gitme demiyorum dedi. Ama müsaade edersen ben bir valiz hazırlamıyorum dedi. 2 valiz hazırlıyorum ben de geliyorum senden dedi. Ben dedi bu Türkiye'de senin yanında gezmek istiyorum dedi. Olur dedi. Ben bıraktım onları geldim. Ertesi gün geldim arabayı aldım valizleri aldım. Çıktık yola gidiyoruz. Yenge hanım arkadan bana seslendi. Hacı abi dedi senden özür diliyorum. Neden dedim yenge hanım? Ya ben hiç hayatımda yapmadığım bir şey hiç ben senin yanına çıktım mı dedi bu da çıkmadım. Ama dedi o gün ben kaybetmişim kendimi dedi özür diliyorum. Ama dedi sabaha kadar uyumadım Hasan Efendi dedi. Neden? Beni yanlış anlarsın diye dedi. Bir hanım olarak dedi aklına bir sürü şey gelebilir. Uyuyamadım sabaha kadar dedi. Beni yanlış anlamanı istemiyorum dedi. Müsaade edersen bir iki şey söyle dedi. Ben dedi kocamı hizmete vakfetmişim dedi. Bir de hoca efendiye vakfetmişim. 24 saat 365 gün nereye isterse gidebilir. Gitme demem dedi. Bak yine gidecek gitme demem ben dedi. Ama beni yanlış anlamamanı istiyorum. Benim 5 tane çocuğum var. Bir sürü problemim var dedi. Şimdi gidecek seyahate bıraksaydım ben gelmeseydim dedi. Ben bunları sorup öğrenemeyeceğim. Ben arabanın arkasında kocamla bazı şeyleri istişare etmek için geliyorum. Şimdi beni yanlış anlarsın diye. Şimdi gittiğimiz yerde sen beni ne yapıyorsun dedi. Götürüp tanımadığın bir ailenin evine bırakıyorsunuz. Yine gidiyorsunuz orada işinizi yapıyorsunuz. İşiniz bitiyor geliyoruz beni alıyorsunuz. Biz ne yapıyorum dedi. Ben arabanın arkasında kocamla görüşüyorum. Beni ne olursun yanlış anlama. Kardeşlerim kolay değil tabii. Tam 10 küsur sene böyle yaşadı. Tam 19 sene hocamı böyle gurbetle yaşadı. Yenge hanım 3-4 ayda bir görüyordu. Gelince de burada işte arabanın arkasında ne görürse. Çünkü Anadolu için de çok ihtiyaç var. Hocamızı boyuna gezdiriyorlar. Uzattım ama kusura bakmayın. Büyüğümüzün hayatı böyleydi.
Şimdi kardeşlerim, Çin ve Pasifik senin olsun deyince öyle yalnız gitti o zaman. Şimdi bir tur yaptı geldi. Hocam dedim, Hoca Efendi Amerika'da rahatsız gibi duyuyoruz. Bir de dedim, Amerika'da hizmet nasıl? Ya Hasan Efendi dedi, şaşarsın dedi. Acayip bir hizmet var. Daha 2000'in 2001 bakın. Hocam dedim, ne hizmet var? Ya Hoca Efendi dedi, 88-89'dan beri dedi, Amerika'ya göndermiş olduğu arkadaşlar, üniversiteyi bitirmiş, master ve doktora yapmaya gönderdiği arkadaşların hepsini topladı dedi orada. Amerikan vatandaşı olmuş, üniversitelerde doçent ve profesör olmuş, 1500-2000 tane adam buldu dedi orada. Amerika'daki bütün fakültelere bunları Washington ve New York'ta çöreklenmişler dedi. Hepsini orada, bütün şehirlere dağıttı hepsini dedi. Bir hizmet başladı şaşarsın. Dünyada hizmet talebeyle başladı, Amerika'da elit tabakayla başladı dedi. 2007 senesi Zaman Gazetesi'nin arkasında bir şey okudunuz bilmiyorum. Bir şey daha anlatayım. 2003 senesi. 2003 senesinde Mehmet Ali Hocam 45 gün İbrahim Hocam'la beraber hocamın yanında kaldı. Havalanda aldım, geliyor. İbrahim Hoca ön koltuğa hiç oturmaz. Mehmet Hocam öne oturur. Bu sefer İbrahim Hoca'yı öne oturtturdu, kendisi arkaya oturdu. Ben de o gün arabada bizim Yazarlar Vakfı'nın çıkarmış olduğu gurbet şiiri vardı. Kaseti bastım, kaseti. Hoca Efendi diyor ki, grubun tülü olsun, kanadından bir tüy var, pervaz edeyim, geleyim. Ben tabii ağlayarak dinlemiştim bu kaseti. Şimdi soru sordum. Dedim, kaseti dinlediler. Dedim, Hoca Efendi ölecek herhalde, ne olacak halimiz dedim, şimdi gideyim diyor. İbrahim Hoca dedi ki, ben sana bir şey anlatayım, sen ölecek mi ölecek mi karar ver dedi. Bak dedi, toplantılar dağıldıktan sonra Hoca Efendi beni odasına aldı, 3-4 arkadaş. Dünya haritasını masanın üstüne koydu. Harita üzerinde 2003 senesinde 4,5 saat çalıştık dedi. Haritada ne kadar devlet var, ne kadar millet varsa dedi, hepsine işaret koyduk. Mübalağa etmiyorum dedi. Hizmetimizin gitmediği devlet ve millet kalmamış dedi. 4,5 saat sonra başladı, kırıklara buldu, ağlıyor. Dedi, teşekkür namazı kılalım. 2 rekat, yarım saat teşekkür namazı kıldık, 2 rekat dedi. Ağlayarak Allah'a yalvardı. Allah'ım sana teşekkür ederim. Biz bilerek iş yapmadık ama sen bize bilerek iş yaptırdın diye Allah'a yalvardı dedi. İbrahim Hoca, hadi gelin bir daha çalışalım dedi haritada. Hocam, haritada işaret koyacak yer kalmadı. Nerede çalışacağız dedik diyor. Şimdi şu sıcak Afrika ülkelerini bir tarayalım. Belki ormanlar içinde devlet olamamış kabile devletleri vardır. Onları da bulalım. Yeryüzünde Allah'ı ve Resulü anlatmadığımız millet kalmasın diye, o zaman nasıl olacak? Kıtaları bulalım, oralara buradan kurye gönderelim, araştırsınlar. Ne kadar millet var bulalım, oralara insan gönderelim. Hasan Efendi 20 gün sonra dedi, gönderdiğimiz arkadaşlar geldi. İki elin sayısı kadar ormanlarda kabile bulundu, sevindi dedi, oralara adam gönderdi. Ne anlattım, anladın mı sen dedi. İbrahim Hoca'yı sakın ha hoca zannetmeyesin dedi. 3 tane çocuğum var, daha kafama göre terbiye edemedim dedi. Ben sana bir şey anlatıyorum. Sen bu hizmetin içinde daha tık duydun mu dedi. Ne kadar devlet var, ne kadar millet var, ne kadar kabile var, hepsinde varsın. Bir tane burnu kanamış insan var mı? Ben 3 tane çocuğumu daha terbiye edemedim. Hasan Efendi, Hoca Efendi ölecek, ölemez dedi. O vazifeli insan dedi. Başlatmış olduğu bu işler daha 20 sene sürer. Bu adam 20 sene ölemez, sen merak etme dedi. Din Allah'ın dini, dinini ihya eden Allah, bu zatı ve bu milleti Allah kullanıyor dedi. Kardeşim, bizden ne köy olur ne kasaba olur, sen merak etme dedi. İbrahim Hoca lafı bitirdi. Mehmet Ali Hocam arkadan lafı aldı. Hasan Efendi, bir şey de ben anlatayım. Beni dedi, hocamın yanında 45 gün tutmadılar dedi. Amerika'da 3 gün kaldım ben. Toplantı bitti. Hocam, Mehmet Hoca'ya verir misin? Ne yapacaksınız? Ya arkadaşlara sohbet etsin. Beni hiç kimse durdurmuyor dedi. Yatacak yerim de yok benim dedi. Kuş gibi havada yaşıyorum dedi. Uçağa bindirdiler dedi. 6 saat uçtum Amerika'da dedi. 6 saat uçmak ne demek ya? Ben buradan almaya 3 saatte uçuyorum. 6 saatte ve ilk katı yol gitmiş. Gittim dedi, her taraf kar buz. Kış olan bir yere geldik ama Sayfiye şehrimişti. 5 yıldızlı otelleri arkadaşlar kiralamış, kamp yapıyor dedi. Ulan kampa bir girdim, ne göreyim dedi. 500-600 Amerikalı, hepsi akademisyen, doçent ve profesör dedi, kamp yapıyor.
Dedim hocam kampta ne yapıyorsun? Kampta ne yapılır dedi. 5 vakit namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tesbihat yapıyoruz. Tesbihatlardan sonra 10'ar kişilik grupların başında bizden profesör arkadaşlarla akademik seviyede ders yapılır. Herkes elinde takoz gibi ajanda dedi. Her dersi yazıyorlar dedi. Bunlar not tutuyorlar dedi. Bak. 2-3 kamp gezdim dedi. Kampın sonundan ayrılıyorum. O da en elit tabakamış. Rektör seviyesindeki kampmış. Amerikalı bunlar. Kamptan ayrılıyorum dedi. Adamı beri çekti. Mehmet Ali Hoca ne anladın bu kamplardan dedi sen? Biz dedi şu anda dedi rapor tutuyoruz. Ne rapor tutuyoruz biliyor musun dedi. Sızıyorsunuz şeriat devleti kuracaksınız. Ben dedi 97, 98, 99 Fethullah Gülen vatanımızda. Bu adam sızıyor dünyaya. E biz sizi 40 seneden beri takip ediyoruz. Sızdığınızı göremedik. Devletimiz uyuz oldu. Beni araştırmam için bu işin başına koydu. Ben de sizi İzmir Kestane Pazarı değil daha Korucuk Köyü'nden beri bu adamın hayatını araştırıyorum. Şu anda devlete rapor vermek üzereyiz. Sizi araştırıyoruz. Ulan araştırmaya başlarken Hristiyandık. Şimdi Müslümanız namaz kılıyoruz dedi adam. Hayatınızda çok şey gördük sizin. Afrika'daki yamyamların içindeki okul altın madalya alıyor dedi adam. Zamboanga'daki okul, Filipinler'deki okul altın madalya alıyor. Rica ederim Vietnam'daki okul 4 tane altın madalya götürmüş. Allah aşkına bizim Amerikalı'nın çocukları bakır bile almıyor, aranıza giremiyor dedi. Biz şu anda bunu araştırdık, şimdi biz Müslüman olduk, hal dilinizden Müslüman olduk. Sizinkisi sızma değil, dünya insanlığının menfaatine bir faaliyetiniz var. Şimdi devlete raporları sunmak üzereyiz dedi. Yarın televizyonları seyredin dedi Amerika'da. Televizyonda ne ilan ediyor? Amerika'da 3 seneliğine devlet denetiminde orta okul, orta eğitimi özel eğitim kurumlarına devlet serbest bırakıyor özel eğitimi. 5 ayette 5 tane kolej açtınız dedi. Ama size sokak çocuklarını verdik dedi. Serserileri, esrar eroin içenleri verdik. Çarkır çukur. 5 kolej, 2'şer 100 talebe, 1000 talebe aldınız. Ulan bir sene sonra çocuklar sigarayı dahi attı diyor. Esrar içen hocam sigara içmiyor. Nasıl oldu diyor bu. Kapalı kapılar arkasında 3 gün toplantı yaptık. Hakkınıza karar verecektik. Bir falsonuz olsaydı belinizi kıracaktık. Haritada hızınızı kesecektik dünyada diyor adam. Sokak serserilerini bilerek verdik ama bir sene sonra çözemedik işi diyor. 3 gün kapalı kapılar arkasında... Ulan bu çocukları acaba bunlar yemeklerine uyuşturucu koyup acaba böyle donuk donuk uslu durmaları ondan mı dedik diyor. Olmaz. Acaba dedik hipnotizma mı yapıyorlar bunları uyuşturuyorlar hipnotizma mı o da olmaz. E bir seneden bir şey olmaz. Dedik ki bu talebe başına bu okullara devlete bir talebenin maliyeti 9.000 dolar. E bu çocuklar güzel oldu bunlar bizim çocuklarımız. Okullara talebe başına 9.000 dolar devlet bize para ödedi o gün. Hoca efendi dedi bunların parasına el sürmeyin. 5'i 15 yapın parayı bunlara harcayın dedi. 1000'i 3000 yapın talebi. Adam diyor mercekleri yakına indirdik. Yakın takibi aldık. Rehber talebem var bir sene sürmez 6 ayda hepsi düzeltti diyor adam. İkinci senede 9.000 dolar para ödedik. Üçüncü senede 9.000 dolar para ödedik ama okul 100'e çıktı diyor adam. 2007'de altın madalya almak üzere 100 kolejimiz var. Bizim Amerika'nın en süper okullarını sizin sokak çocukları karşısına koyduk. 2007 senesinde Zaman Gazetesi'nin arkasında görün. 58 madalyanın 58'inde bizim okul aldı. Amerikalı bakır bile almadı. Adam dedi ki bu olimpiyat tezgahtı. Benim vatanımda çok takozlar var size anlatamadım. Amerikan kamu vicdanı arkamı almak üzere olimpiyatı Amerika'da bilerek yaptı. Gördünüz mü bak bunlar bizim çocuklarımız. Esrar eroin içiyor bu taraftaki. Ama bunlar madalya alıyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Görün diye Amerikan kamu vicdanına buna inandırdım diyor adam. 2007 senesinde dedi ki size 500 tane kolej veriyorum artık. Sokak çocuğu okulu değil. En süper okulları size veriyorum. Bana 10.000 tane öğretmen gönderin. Maaşı da benden olsun. Şimdi hocamız ben Amerika'da Efendimizin dinini birinci sıraya getirmeden buradan ayrılmayacağım. Kardeşlerim benim vazifem burada kaldı. İfadelere çok dikkat edin. Şimdi, ben atladım mı bilemiyorum. Nikahım vardı ama hiç cebimde kalmış. Böyle
dikkatli dinleyen arkadaşlar olunca konuşmacıyı konuşturan muhatabıdır bakın. İki tane uyan olsa konuşamazsın ama bir tane arkadaşımız gözünü kırpmıyor. Çok özür dilerim, uzattığımı farkındayım, bitirmek üzereyim zaten. Amerika'daki hocamıza dedim ki bu ifadeyi iki cümlelerde açmak istiyorum. Benim tayinim Samsun'a çıktı. Benim tayinim Çin'e çıktı. Ondan sonra da anji olduğu gün, hastaneye yattığı gün buradan hemen geldim. Mehmet hocam o gün gelmişti. Ama refakatçi olarak Mehmet Er hocamız istemiş. Ertesi gün bitti, geri gitti. 45 gün hocamızın yanında kaldı, geldi. Hocam dedim, hoca efendi sıhhi durumu nasıl, yanından geliyorsun? Kullandığı ifade. Hasan efendi dedi, doktor arkadaşlar hoca efendinin yanındaydı dedi. 3 tane damarı hat safhada tıkalıymış. Muhakkak müdahale edilmesi lazım. Müdahale edilmezse hayati tehlike hat safhada. Eğer hoca efendinin başına bir şey gelirse, sen de söylemezsen mesul sensin. Beni korkuttular diyor. Ben de gece 3 baktım ışık gene tık tık kapısını vurdum. Hocam dedim, arkadaşlar böyle diyor, raporların neticesi bu. Müsaadesin ben size bu durumu arz edeyim, siz de bilin dedim diyor. Mehmet hocam otur şuraya yanıma dedi. Uyuyamıyorum sabaha kadar zaten, gel muhabbet edelim. Halimi ben biliyorum Mehmet Ali hocam ama ben halimi biliyorum da arkadaşlara durumu arz edemiyorum. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana amanet olma dedi. Ben nasıl olayım dedi diyor. Ben yaşarsam da böyle yaşarım. Ölürsem de böyle yaşarım. Ama Efendimiz'e ben bugüne kadar sormadan bir iş yapmadım diyor. Şimdi kardeşlerim, benim tayinim Samsun'a çıktı. Benim tayinim Çin'e çıktı. Benim tayinim Efendimiz'in dinini bu Amerika'da 3. sıradan 1. sıraya getirmeden buradan ayrılmayacağım. Şimdi anladınız mı bu hizmeti kim götürüyor? Din Allah'ın dini. Bu din Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet. Bu asırda Fethullah Gülen ve bu millete emanet. Bakın, bu millette Allah'a binlerce hamd olsun. Neresi demedi, nereye gidiyorum demedi. Aç kaldı, susuz kalan çok arkadaşımız var. Çok anlatılacak şey var ama girmek istemiyorum. Çünkü saat 11'e geliyor. Arkadaşlar böyle toparlamak istiyorum, özetlemek istiyorum. Allah bu milleti çok seviyor. Adını yüceltmek istiyor. Artık Kur'an'ı bizden almadı. Verecek ikinci millet de kalmadı yeryüzünde. Bu millet çok yiğit. Hoca efendi bunu çok biliyordu. Bu milletin ruhunda bu var. Atın o jiko kemiği mi diyor? Atın kemiğin üstünden inlemiş Osmanlı hiç aşağıya. Allah'ı ve Resulü anlatma adına yan gelip yatmamış. Bu milletin ruhunda bu var. Ve bunu bu asırda Allah, bu milleti tekrar aynı misyonunu yerine getirmek üzere Allah bu milleti kullanıyor arkadaşlar. Biz irademizle iş yapmıyoruz ama Allah iradesiyle bize bu işi yaptırıyor derseniz o zaman muvaffak olursunuz. Herkes kendini çok iyi biliyor. Şimdi Amerika'daki tablonun neticesi bu. Dünya çapındaki yapılan faaliyetimizi biraz önce de özetlemeye çalıştım. Allah'a ne kadar şükretsek ve teşekkür etsek azdır. Kafamızda belki hepimiz çok uyanık olabiliriz, çok zeki olabiliriz. Allah'a çok ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah adını yüceltmek üzere 6 milyar insan içinden Türkiye'yi seçmiş. Türkiye'nin içinden de 70 milyon içinden bu salonda işte bu kadar arkadaş seçmiş bu kadrodan. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bir özetle bitirmek istiyorum. Şimdi Allah diyor ki bu din yeryüzünde bütün insanlara gitmeden kıyamet kopmayacak. O zaman kıyamet kopması için bu dinin bütün insanlığa gitmesi lazım. Gittiğini hepimiz görüyoruz. Ama bakın neticeyi iki cümlede ifade etmek istiyorum. Haritada dedi Hoca Efendi 60 fakülte bitsin 2010'a kadar. 60 fakültenin bitmesi demek 2010. 2020'ye kadar bunun faaliyetini oturtturduğunu düşünün. 2020-2030. 2030-2040'ı da bir de hayal edin. Şimdi bu hayalin neticesini önünüze koyayım. Efendimiz döneminde 100 bin. Allah diyor ki bu hep katlanacak. Efendimiz'den sonra bir tane geri gitmez. Bu hendesi katlanır ve bu iş biter. Bunu kimse geriye çeviremez. 100 bin. Hicri 1429. 13 de Mekke'yi koyun bunun içine. 29 mu 30 oldu herhalde değil mi? Muharrem girdi 30 oldu. 13 de koyun. 1443 seneden beri İslamiyet yayılıyor. O zaman 15. asırdan 43 seneydik. 66-2009 43 sene. Fethullah Gülen 15. asrın başında gelmiş.
14. asr üstad dediği zaman Said Nursi Hazretleri üstad 60'ta gitti. O zaman ben 60'a kadar 14 asır Efendimiz'i 100 kabul edin. 100 bin. Sonrası 200. Sonrası 400. Sahabi çalışmış. 800. 1-600. 3-200. 6-400. 12-800. 25 kusur. 25 milyon. 50 milyon. 100 milyon. 200 milyon. 400 milyon. 800 milyon. 1 milyar 600. 16 asır saydım. 14 saydım. Bakın. 1-600. Şimdi Hoca Efendi'nin çırakları. Haritada ne kadar devlet var, ne kadar millet var, ne kadar ormanlarda kabile varsa var. Türkçe olimpiyatına gelen çocukları 15 yaşında hayal edin. Kardeşlerim, Hoca Efendi'nin asrını 43 olursa, 57 daha koyarsanız ne olur? 15. asrı kapattığınızda 1.600 Müslüman sayısı 3 milyar 200 olur mu olmaz mı? Şu gelişmeyi hayal edin. 16. asrın sonunda netice ne olur? 6-400. Ne kadar insan var yeryüzünde? Allah bir fabrika kurmuş. İmalat ettiği Mercedes'ten hepsini koyar mı, cennete koyamaz mı? Şimdi 15 yaşındaki kolejlerdeki okuyan çocukları bir hayal edin. Bir de bunları 40 sene sonra hayal edin. 55 yaşında olduğun zaman ne olacağını hayal edebiliyorsunuz mu? Üniversitelerin laboratuvarlarında ayet ve hadislerin laboratuvarda tahlil ettiğini hayal edin. 16. asır gelirken yeryüzünde Allah'ı ve Resulü tanımayan bir millet, bir insan kalır mı? Kim var bu işin temelinde? Allah bu milleti bu işe harç kullanıyor. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin. Hepinizden özür diliyorum. Biraz yaptığımın farkındayım ama geçen sefer geldim. Arkadaşlar beni bir sefer daha çağırdılar. Belki duyan arkadaşlarıma iki oldu. Ama iki cümleden şunu da söylemek istiyorum. Hocamız Amerika'da. Allah başımızdan eksik etmesin. Kardeşlerim daha 15-20 sene Hoca Efendi başımızda. Bir lider işini bitirmeden ölemez. Allah yeryüzünde yarım iş bırakmamıştır. Bu tarihe kadar hep işini tamamlamıştır.